Nisa suresinin sonuncu ayetine geldik. Nisa suresi bitiyor, Maide suresi başlıyor. Nisa 176'dan başlıyoruz. Sayfa sayısı 105. Yesteftunek. Yesteftune. Onlar senden ne istiyorlar? Fetva istiyorlar. Yesteftune. İstifal babından muzarisin taleptir değil mi? İstemek. Soru sorma. Yesteftune. Onlar istiyorlar. Çe senden. Yani senden fetva istiyorlar. Yesteftunek cümlesini hemen tahrir etmeye çalışalım. Yesteftunek bir istinaf cümlesidir. Müstenefe. İstinaf cümlesi, müstenef cümlesi. Mesela nerede geçer, nedir, ne değildir diye. İbn-i Şam Kavaad-ı Nerat'ta anlatılmıştır. Burası bir istinaf cümlesi olduğu için İrab'tan mahalli yoktur evvela. Başka, buradaki vav, yesteftune. Buradaki vav faildir. Bunun dışında ardından gelen nun bu fiilin muzari ve raf halinde olduğunu gösterir. Yani muzaridir. Muzarinin raf halinde olduğunu gösterir. Efal hamsedendir. Nun var olduğuna göre raf halindedir. Olmasaydı nun yani yesteftu diye kalsaydı nasb veya cezm halinde diyecektik. Ke ise mef'ulü bih olmaktadır. Vav fail, ke mef'ulü bih. Ayrıca ne diyebiliriz? Kef burada ne tür bir zamir? Kef hakkında ne tür bir zamir olduğunu ifade edebiliriz. Muttasıl mensup zamirdir. Çünkü fiille bitişmiştir. Yesteftune ile alakalı başka bu fiilin aslı nedir? Aslı yesteftiyune. Aslı yesteftune'nin aslı nedir? Yesteftiyune. Şu an ilal bahsine geçiş yaptık. İlal, ibdal gibi. Yani sarf ilmine geçiş yaptık diyebiliriz. Yesteftiyune. Aslı bu. Dolayısıyla burada ne var? Hazif ile ilal var. Yesteftiyune, yesteftune olmuş. Ya'nın zammesi ta'ya naklediliyor. Yesteftiyune. Ya'nın zammesi ta'ya naklediliyor. Neden? Ya'ya zamme ağır geldi. Peki ya'nın zammesini ta'ya aktardın. Yesteftu oldu ama ya sakin kaldı değil mi? Vav zaten sakin. İltikal sakinleyin oldu. Burada iltikal sakinleyin caiz midir? Değildir. Öyleyse hazif gerekiyor. İşte bu durumda ya'yı hasfedersin. Dolayısıyla hazif ile ilal var dersin. İltikal sakinleyin bir yerde caizdi. İzzi'de okuduğumuz üzere neresi olduğunu hatırladığınızı varsayıyorum. Kul ente, sen söyle. Allahu Allah yufti fetva verecek kum size. Kul emri hazır. Aslında neydi? Ukul. Bayağı üzerinde ilal vardı ya. Direkt ukul demeyelim yani. Ukul, ukul gibi bir takım aşamaları da vardı. Bununla beraber emri hazır. Sükun üzere mebni olduğunu söyleyebiliriz. Ente gizli zamir faildir. Yine onu da ifade edelim. Allahu yuftikum. Burası da onun nesi olacaktır? Kavlin mekulu. Mahallen mensuptur. Allahu mübtedadır. Yuftikum. Burası da ne olacaktır? Haberi olacaktır. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber gelmiştir. Efta yufti yuftiyu. Ekrame yukrimu. Efteye yuftiyu. Anlaşıldığı üzere ifal babı muzari. Ama yufti, hani yufti yu, zamme niye yok? Az önce de geçtiği üzere yağının üzerine zamme ağır geliyor değil mi? Sikal var burada. Sikal gerekçesiyle takdiri irab söz konusudur. Her fiile bir fail lazımdı. Fe kullu fiilin yerfe'u ve yansibu. Faili nedir? Gizli zamir hüvedir. Ve munfasıl merfu zamir olarak karşımıza çıkıyor. Müstetirdir. Müstetirliği vücubu değil değil mi? Vücup değil. Caiz olarak karşımıza çıkıyor. Yani hüve zamiri gizli olmayabilirdi de. Kum ise burada mef'ulü bih'tir. Bununla beraber Allahu yuftikum. Burası nedir? Kavlin megulü olduğu için mahallen mensuptur diyor.
Peki sadece yuftikum. Burası da bir fiil değil mi? Yufti fiildir. Hüve faildir. Kum mef'uldür. Burası da bir cümle yani. Yuftikum. Bu cümlenin irabı ne olur? Bu cümlenin de bir irabı olması gerekir. Mahallen merfudur. Neden? Haber çünkü. Lafzatullah'ın haberidir. Bu yüzden mahallen merfu olacak. Bu lillahu lamın esnesi neden var biliyorsunuz. İltikal sakinin olmasın dedi. Lafzatullah zaten sakin. Bu da sakin yaparsan iltikal sakini olur. Sakinle başlamak mümkün değildir. Dolayısıyla sakin harfi hareke vermek gerekir. O da ancak esreyle gelecektir. Kaydısından ötürü böyle olmuştur. Peki yesteftune fetva istiyorlar ki senden yani sana fetva soruyorlar. Kul ente sen söyle Allah yufti fetva verecek. Ve o Allah kum size ne hakkında fetva verecek? Fil kelaleti. Kelale hakkında. Kelale babası annesi olmayan çocuk. Annesi babası olmayan kişi. İltikal sakine gurillahu da caiz değildir. Birincisi met harfi olması gerekiyor değil mi? Valle, hacce. Yani iltikal sakine nerede caiz olur diye sorulursa şayet. Gulillahu da olmaz. Neden? İltikal sakinen iki harfin birleşmesi, cem olması, yan yana gelmesi demektir. İki sakin harfin. Lam sakin, ardından gelen lafzatullah olan ilk harfi olan hemze de sakin desek. Birincisi yani mudgam burada Valle de olduğu gibi yani met harfi midir lan? Değildir. Hacce met harfi değildir. Dolayısıyla uygun bir örnek olamaz. Caiz değil yani. El Kelale ne dedik? Annesi babası olmayan kişi. Babasız ve çocuksuz kişi. Annesi babası dedim ben. Babasız ve çocuksuz kimse demek yani. Öyle bir kişi. Onun hakkında fetva soruyorum. Nerede caizi söylemiş oldum sana. Mudgam fih. İzi açtığımızda görüyoruz. Hatta elimizdeki baskıda yazım yanlışı vardı değil mi? Mudgamen fih diyordu. Oysa mudgam demesi gerekiyordu. Fih kelimesini size çizdirmiştim. Birincisi met harfi. İkincisi de sakin olması gerekiyor. Valle. Medde. Nedde var mı? Yok. Madde, hace gibi yerlerde gerçekleşiyor. İn imruun. İn imruun. İn. Şayet in şartiye. İmruun bir kişi. Evet aynen. Şayet bir kişi. Hele ki ölürse. Leyse lehu veled. Leyse olmadı. Lehu kendisi için veledin bir çocuk. Kendisinin bir çocuğu yok. Yani. Öyle birisi şayet ölürse. Burada imrun heleke. İmrun heleke. Leyse lehu veled. Leyse lehu veled. Leyse lehu veled bir cümle. Ne cümlesi burada? Sıfattır. İmrun onun mevsufu. İmrun mevsuf. Leyse lehu veled sıfat cümlesi olarak ona bağlıdır. Yani çocuğu olmayan bir kişi. Değil mi? Ölürse. Ve lehu uhtun. Ve lehu ve o kişinin vardır. Varsa yani. Uhtun. Bir kız kardeş varsa. İşte bu durumda leha o kız için vardır. Nisfu ma. O şeyin yarısı ki terake hüve. O kişi geriye bıraktı. Tereke diyoruz buna. Feraiz ilminde tereke diye bir kavram var. Ölünün geriye bıraktığı mal. Terake hüve. O kişinin geriye bıraktığı malın yarısı vardır. Yani burası ne? Miras hukukuyla alakalı bir ayet diyebiliriz. Ve o kişi de verise yerisu. Verise yerisu. Aslında neydi? Yevrisu. Vav vardı. Hasfedildi. Fetha ile esre arasında sakin olarak vav bulunduğunda ne olur? Hasfedilir. Evet, bununla beraber mu'tel fiilin misal kısmındayız.
ise yeriz. Hocam onu da hatırlattı. Doğru. Eksamu sebainin mutel kısmının misal kısmına uygun bir örnektir aynı zamanda. Yerisu hüve ha. Anladınız değil mi? Yerisu hüve ha dediğimde ne demek istediğim anlaşılıyor. Buna varis olur. İnşaet lem yekun yoksa lehu o kişi için veledun bir çocuk yoksa. Şeyin şayet kâneta kız kardeşi varsa isneteyn iki tane iki kız kardeş varsa tabi bu durumda lehuma o kişiler için vardır es-sülüsani üçte iki vardır. Sülüs fuul uşur südüs rubu bu bir kalıp bu kalıba giren rakamlar E1 manasına geliyor. E1 burada selase sayısını bu kalıba soktuğumuz için 3'te 1 oldu. Erbay soksan yani rubun desen 4'te 1 olur. Aşaray soksan, üşur desen 10'da 1 olur. O şekilde gidiyor. Bir kalıp bu. Sürüs kalıbı. 3'te 1 vardır. Demiş olduk. Neden? Mimma o şeyden ki terakehü o kişi geriye bıraktı. Kişinin geriye kalan malından vardır. İnşa et kanu olurlarsa ihveten kardeşleri ricalen erkek kardeşleri varsa inkan ihveten ricalen erkek kardeşleri varsa ve nisaen ve kız kardeşleri varsa tabi bu durumda li zekeri erkek için vardır mislu hazzil unseyeyn iki kızın payı kadar hazz pay demek. Ünseyeyn iki kız demek. İki kızın payı gibi. İki kızın payının misli. Yani iki kızın alacağı oran bir erkeğe verilir. Eğer durumlar böylese. Tabi bu ayet okunduğunda işte kadın hakları var mıydı yok muydu? Hemen gündeme bu tür şeyler geliyor. İslam'a göre bir kadın diyelim ki evli değil. Yani kocası yok. Babası da yok. Geçimi kimin üzerine? Devletin üzerine. Yani yakınları bakacak. Yakınları yoksa devlet bakmak zorunda. Bu yüzden kadının erkeğe kıyasen daha az parası olsa da ona yeterli. Aynı durum erkekte geçerli değil. Erkeğin babası olmasa da erkek kendi kendine bakmak zorunda. Bir kadın kendi kendine bakmak zorunda değil. Bu yüzden kadının erkeğe kıyasen daha fazla oranda bir varlığa, paraya ihtiyacı olmamalı. Dinin belirttiği durumlara göre böyle. Ama erkek ise evliyse zaten çoluk çocuğuna işte eşine bakmak zorunda. Kadın ise kimseye bakmak zorunda değil. Kendisine bile bakmak zorunda değil. Hiç kimse yoksa devlet ona bakmak zorunda. Kadının böyle bir garanti durumu var. Erkeğin ise böyle garanti bir durumu olmadığı için daha çok pay alması akla da aykırı değildir zaten. Beyyene yübeyyinu açıklıyor. Allahu Allah fe'ale yüfe'ilu anlaşılıyor. Allah açıklıyor. Lekum size en tevillu. Şaşırıyorsunuz diye. Sapmayın diye. Şaşırmayın diye. En tevillu burası mef'ul leh olur. Aslında tevillune. Ama en geldi. Nasb alameti olarak efal-i hamseden nun düşmüştür. Ve Allahu Allah bi kulli şeyin her şeyi alimun ziyade bilendir. Lafzatullah mübteda alimun onun haberi oluyor. Suratul Maide 5 yazmış. 5 numaralı suredeyiz. Besmele var. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Burada yine tekrar olsun ara sıra ya eyyühellezine amenu gibi. Çokça geçen tabirleri tekrar ediyoruz. Ya nida harfi. Eyyü münada olur. Eyyü. Ha tenbih harfi. Ellediğine bedeldir. Ellediğine nereden bedel? Eyyü'den bedeldir. Peki Eyyü hakkında ne söyleyebiliriz? Eyyü maksut nekredir. Nekre-i maksude. Maksude, gayri maksude vardı hatırlarsınız. İşlediğimiz gramer kitaplarında geçiyordu bu. Maksut nekredir burada? Zamme üzere mebnidir dolayısıyla. Mahallende mensup olmaktadır. Madem ki mensuptur öyleyse ondan bedel yapacağımız ellediğine de ne olacaktır? Aynı irabı yani mahalle mensupluk irabını
taşıyacaktır. Aminu ey iman edenler. Emine e'mene amene. Amena amenu. Mazi, cimri müzekker, gayb, vav, fail, elif, elif, harika. Ey iman edenler. Evsu yerine getirin, tutun. Emir hazır burada. Emir hazır. İrabı ney burada? Nunun hassi üzere mevnidir. Nunun hassi üzere mevnidir. Emir hazır her türlü mevni. Şayet ne üzere mevni derlerse nunun hassi üzere mevni diyoruz. Peki aslı nedir? Aslı evfiyu. Yani evfunun aslı var. Aslı evfiyu. Ya'nın zammesini fa'ya aktarıyoruz. Evfiyu. Ya'nın zammesini fa'ya aktar. Ya ile vav arasında iltikal sakinliği olduğundan ya'yı hasredersin. Evfu kalır. Burada ayrıca istiare sanatı var değil mi? Evfu bin ugud. Burada bir istiare sanatı da vardır. Evfu yerine getirin. Kim getirsin? Siz getirin. Vafay. Neyi yerine getirin? Bil ugudi akitleri. Akdun ugudun. Cemi mükesser. Akdin cemisidir. Akati ya'kudu'dan mastar olarak da gelir ya. Bir şekilde de değerlendirebilirsin. Sözleşmelerinizi, sözlerinizi yerine getirin. Sözlerinizi tutun. Ehalle uhille. Halle ehalle. İfal babı değil mi? Bu zafil ifal babına aktarılmış. Halle ehalle olmuş. Sonra meçhule çevrilmiş. Uhille olmuş. Bir de mühennesi gelmiştir. Uhillet. Helal kılındı. Lekum sizin için. Yani size helal kılındı. Ne helal kılındı? Behimetul en'am. Çeşitli hayvanlar sizlere helal kılınmıştır. Behime camit isim. İlla ancak hariçtir. Ma o şey ki yusle okunacak olanlar. Aleykum size gayra muhilli saydi. Helal saymamanız. Muhil kelimesi ismi faildir. İfal babında. Muhil ismi fail ifal babında. Ehalleden muhil gelmek. Evet. Muhilli saydi. Sayt avlanmak demek. Muhilli saydi. Avlanmayı helal saymamanız. Sayt mastardır. Sade. Ve entum hurum. Ve entum siz hurumu. İhramlı iken. Yani hal oldu değil mi? Vav haliye. Entum hurum. Hürüm sıfatı müşebbihe bu arada. İnne Allah'a şüphesiz ki Allah hakeme yehkum hükmeder. Hüküm verir. Ma o şey ki erade yuridu hüve. Dilediği gibi Allah şüphesiz ki dilediği gibi hüküm verir. Demek ki ihramlıyken avlanmayı helal saymamak gerektiği anlatılmış oldu. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tuhillu hürmetsizlik etmeyin şa'irallahi Allah'ın şiarına şa'ir alametler şa'ir cemi mükesserdir neyin cemisi şa'ira şa'iratun kelimesinin cemi mükesseridir şa'ir alametler nişanlardır şa'irallahi vele şehral harame ve haram aylara da. Şehir burada müfrettir. Aylar diye kullandık. Ve la eşşehrel harame. Haram aylara da hürmetsizlik göstermeyin. Ve lel hedde. Ve kurbanlıklara da. Ve la el kalaide. El kalaid camittir. Ve cemidir aynı zamanda. Kalaid. Gerdanlıklara. Ve la amin el beyte. Amin gelenlerden. Beyte gelenlere. El beytel haram. Beyti harama gelenlere de saygısızlık et. Amin. İsmi faildir. Cemil. Amin. Yebtehune arayarak. Fevven min Rabbi. Rablerinden bir lütuf arayarak. Lütuf elde etmeyi umarak gelenlere. Rablerinin lütfunu arayanlara. Ve rivvanen ve rızasını arayanlar, rızasını isteyenlere.
Ne yapmayın? Saygısızlık gösterin. Rida haleltum, ihramdan çıktığınız vakit. Fesbadü avlanın. Fesbadü. Ne geldi birazcık konuşalım. Fesbadü iftal babı değil mi? İftal babı olan bir fiildir. İftalenin tası ba'ya dönüşmüş. Fesbadü. Bu bilgileri bilmezsen mesela fesbadü kelimesini gördün. Düşünürsün hangi babtandır? Sülalesi mücerredi nedir? Çıkıp sözlükte manasını arayacaksın. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değil de bu. Farklı bir kitaptan bir ibare okuyor olsan. Bakıyorsun mesela sat, dat ve dal asıl gibi duruyor. Sat, dat, sat, tı ve dalı yan yana ararsın sözlükte ama bulamazsın. Bu olmaz yani. Buradaki ta çünkü nedir? Orijinal bir harf değildir. İftihanenin t'si burada da'ya dönüşmüş. Buna ne diyoruz? İbdal. Peki aslı nedir? Aslı istadü. İstadü. T yani o. İftihanenin t'si da'ya dönüşmüş. Neden? İtibak harflerinden faal fiilinde bulunduğu için. Satta tığzı. Eğer iftihanenin faal fiilinde olursa İftihalinin T'si da'ya dönüşür diye kayda var. Bunu ta Maksut adlı kitapta işlemiştik zaten. Peki fesladu avlanın dedik emri hazır. Ve la yecrimennekum sizi sevk etmesin. Yecrimenne kesinlikle sakın sizi sevk etmesin. Ney? Şene'anu kavmin bir topluma karşı olan kininiz sizi sevk etmesin. En saddûkû neye sevk etmesin? Sizi alıkoydular diye. Anil mescidil harami. Mescid-i haramdan neye peki sevk etmesin? En ta'dedû. En ta'tedû. Tecavüze sevk etmesin. Haddi aşmaya, haksızlık yapmaya sevk etmesin. Nerede hocam dediğiniz yer? Ve ida halaltum fasladu ve la yecmennek. Buradaki idamı cezmetmiştir. Ve ida halaltumdaki idamı cezmetmiş. Cezmettiğini nereden anladınız? Peki cezme alameti nerede var? Hangi fiilde var? Ben bir cezim göremiyorum. Halaltum mu diyorsunuz? Halaltumda bir cezim yok ki. Halaltum fiili cezimli midir? Değildir. Halleltum, nasartum, ketebtum. Değil mi? Fetahtum. Burada bir cizimlik söz konusu değil. Hani medde gibi. Halle. Burası ne? Bir muzaf değil. Halle. Medde. Meddebtum. Medde, medda. Meddu, meddet, meddete. Meddebne. İdgam çözülmüş sadece. İdgam çözülmüş sadece olay bu. Peki devam edelim. En saddukum dedik. Sizi alıkoydular diye. Burada şene'an kelimesi mastardır. Yani hatta gitmeyelim. Şene'an nedir? Mastardır. Şene'anu kavmin. Bir topluma karşı olan kininiz. Neden dolayı kin var? En saddukum. Sizi alıkoydular diye. Neden alıkoydular? Aynen mesela harami. Mesela haramdan. Mescid-i Haram'a giriş çıkışınızı yasakladılar diye. En ta'tu en ta'tedu. Aslında nedir? Ta'tedu ne? Efali hamseden muzaridir. En olduğu için nasıl alamet olarak sonundaki nun harfi düşmüştür. En ta'tedu diye kalmış. Ta'tedu ile de alakalı bir şey söyleyebiliriz. Burada ne var? Hazif ile ilal var. Aslı ta'tediyune. Te'te-di-yûne. Ya üzerine zammı ağır geldi. Dolayısıyla ne oldu? Te'te-di-yûne. Ya'ya zammı ağır gelince zammisini dala verdik. Dala verdiğinde te'te-du oldu. Ya sakin kaldı. Vav zaten sakin. Vav zaten sakin. Ya da sakin. İdgam bu ne oldu? İltikal sakineyin oldu. Caiz mi? Değil. O zaman ne yapalım? Ya'yı silelim. Sildik geriye. Ta'tedu kalmış oldu. Evet, durum böyle.
أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا yardımlaşın karşılıklı değil mi تعاونَ تفاعلَ وتعاونوا yardımlaşın karşılıklı. Aslı nedir bu fiilin? Çift teli. Aslı te-te-a-venu. Te-te-a-venu. T'nin bir tanesi hasfedildi. Çift T'den bir tanesinin hasfedilebileceğini izliği de işlemiştik. Naran te-re-va, te-te-le-va demiştik. Ve te-a-venu alel bir iyilik üzere yardımlaşın ve takva ve takva üzere. Yani iyilik için ve takva için yardımlaşın. Ve la ta'avenu yardımlaşmayın. Alel ismi günah üzere ve udvan ve düşmanlık üzere. Düşmanlık için ve günah işleme noktasında yardımlaşmayın. Kişi belki içki içecek bulamıyor. Sen de gidip ona içki al sana hediye ediyorum. Deme yani. Bu basit bir örnek. Ve tegullahi Allah'tan korkun. Allah'tan korkulur mu diyorlar. Allah benden korkun. Allah'tan korkulur mu? Allah öcü mü diyorlar? Allah elbette öcü değil ama benden korkun diyor mu? Diyor. Bu bir emir. Dolayısıyla korkmamız uygun olandır. İttegullah nedir aslında? Veka yegi. Veka ye yegiyu. Veka ye yegiyu. Aslı nedir? Veka yegi. O da veka ye yegiyu. İftar babına aktarılmış. İvtega olmuş. İvtega. Vav veya ya iftar babından faal fiilinde bulunursa İvtega'da olduğu gibi ne olur? Vav T'ye dönüştürülür. İttega oldu bu durumda. Birinci T sakin, ikinci harekeli. Aynı cins harfler. Öyleyse idgam akla geliyor. İdgam biliyorsunuz ta binada işlemiştik. İdgam vacip olabilir, caiz olabilir, mümteni olabilir. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Aynı harfler yan yana geldiği için idgam vaciptir. İt tega diye yazılmaz. İt tega olur. İftar babından yani. İttegu sakının emri hazırdır. Va faildir. Nun'un düşmesi üzere, nun hasfi üzere mebnidir. Vafail, lafzatullah, mefur, ittegullah, Allah'tan korkun. Te'avenun aslı nedir? A'vene, te'avene. A'vene, te'avene. O da a'vene, yani a'ne, a'vene. Ecvef değildir aslında. Değil mi? A'ne, kâne, kâle gibi. Ama a'nenin de aslı a'vene, yani vavi bir ecveftir. Babını tespit edebiliyor olmak gerekiyor değil mi? A'vene, yete'avenu, tete'avenu. Artık fiil çekimi yaparak te'avun, te'avenu bulunabilir. İnne Allah'a şüphesiz ki Allah nedir? Şedidul ikabi, azabı çetindir. Azabı şiddetli olandır. Diyerek sayfayı tamamlamış olduk.